Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu dersimizde 7. sınıf fen bilimleri 2. ünite hücre ve bölünmeler son 5 yılın bursluluk soruları ve çözümleriyle yine birlikteyiz. Ayrıca kanalımda hücrenin yapısı, mitoz ve mayoz bölünme konularını izleyip bursluluğa hazırlanabilirsiniz. Kanalıma destek olmak isterseniz abone olup bildirimleri açınız. Hemen son 5 yılın 2. ünite sorularına bakalım. 2019 sorusuyla başlayalım. Arkadaşlar bir canlıya ait hücrelerin mikroskop görüntüsü şekildeki gibidir. Bakıyoruz şekli arkadaşlar. Köşeli olduğu için bitki hücresidir. Buna göre aşağıdaki yapılardan hangisinin bu hücrede gözlenmesi beklenmez diyor. Mitokondri bitki hücresinde vardır. Kloroplast vardır. Hücre çeperi vardır. Hücre duvarı vardır. Sentrozom sadece hayvan hücrelerinde olduğu için bunu görmeyi beklenemez arkadaşlar mikroskop. Cevabımız D şıkkı. 2019 sorusuyla devam edelim. Normal bir hücre mayozun evreleri şekildeki gibidir diyor. Buna göre aşağıdaki numaraları verilen hücrelerin hangilerinin kromozom sayıları birbirinden farklıdır diyor. Arkadaşlar mayozun evrelerine baktığımız zaman burası mayoz 1'di arkadaşlar. Burası da mayoz 2'ydi. Arkadaşlar mayoz 1'de neler gerçekleşiyordu? Kromozom sayısı yarıya iniyor ve parça değişimi gerçekleşiyordu. O halde arkadaşlar 2N kromozomlu birinci hücreden N kromozomlu 2 ve 3. hücreler oluşur. Bu hücreler mayoz 2 geçirdiklerinde arkadaşlar N kromozomlu 4 tane hücre oluşur. 4, 5, 6 ve 7. hücreler oluşur. O halde kromozom sayıları birbirinden farklı dediği için arkadaşlar A şıkkına bakıyoruz. 1 ve 3 diyor. 1'in 2N kromozomlu, 3'ün N kromozomlu. Evet birbirinden farklı. Cevabımız A şıkkı. Diğer şıklara da bakalım. 2, 5 her ikisi de N kromozomlu olmaz. 4, 6 her ikisi de N kromozomlu olmaz. 3 ve 7 her ikisi de N kromozomlu olmaz. Cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Yine 2019 bursluluk sorusu buna göre hangileri sadece mitoza aittir diyor arkadaşlar. Bu önemli. Mitoz ve mayozda gerçekleşen bazı olaylar numaralı tabloda verilmiştir. 1'e bakalım. Sadece eşeyli hücren canlılarda görülür. Bu mayozdur arkadaşlar. 2'ye bakalım. Tamamlandığında 2 yeni hücre oluşur diyor. Bu mitoz arkadaşlar. Tamamlandığında 4 yeni hücre oluşur diyor. Bu mayoz. Oluşan hücrelerin genetik yapısı ana canlıdan farklıdır diyor. Bu da mayoz arkadaşlar. Çünkü mayozda parça değişimi gerçekleştiği için genetik yapısı farklı oluyordu. Sadece eşeysiz üreyen canlılarda görülür diyor. Arkadaşlar mitoz hem eşeyli hem eşeysiz canlılarda görülür. Onun için 5 olmaz. Sadece mitoza aittir dediği için. Oluşan hücrelerin genetik yapısı birbirinin aynıdır diyor. Bu mitozdur arkadaşlar. Tamamlandığında 2 yeni hücre oluşur mitoz ve 6 oluşan hücreler genetik yapısı birbirinin aynısı yine mitoz. O halde hangisi mitoza ait dediği için 2 ve 6 olacak. Cevabımız D şıkkı. Bir öğrenci bitki ve hayvan hücresi arasındaki farkları incelemek istiyor. Buna göre öğrenci tabloda verilen kaç numaralı örnekleri seçmelidir? 1. Bir hücreli bir canlı. Olmaz arkadaşlar, bitki ve hayvan hücresi değil. 2'ye bakıyoruz. Soğan carı hücresi bitki. 3'e bak bakteri mikroskobik canlı olmaz. 4'e bakıyoruz. Paramesyum mikroskobik canlı olmaz. Karaciğer hücresi hayvan hücresidir. Olur. Şapkalı mantar arkadaşlar mantarlardır. Bitki ve hayvan değildir. Olmaz. Biz bitki ve hayvan hücresini incelemek istediğimiz için 2 ve 5 numaralı hücreleri incelememiz cevabı gerekir. Hangi şıkta var bu? B şıkkında 2 ve 5. Cevabımız B şıkkı. 17. soruyla devam edelim arkadaşlar. 2018 bursluluk sorusu. Buna göre aşağıdakilerden hangisi mikroskobun gelişimine bağlı olarak diğerlerinden daha sonra gerçekleşmiştir? Mikroskobun keşfi ve geliştirilmesine bağlı olarak gözle görülemeyen yapılar daha detaylı incelenmiştir. Arkadaşlar genelden özele gitmemiz lazım. Yani en detay en son olacak. Bakalım arkadaşlar, bir damla su içerisinde küçük canlıların olabileceğinin anlaşılması, bu hücrenin genel yapısı olduğu için bu olamaz. Şişe mantarının küçük boşluklarının hücre olarak tanımlanması, bu da genel olamaz. Hücre organellerinden biri olan mitokondrinin özel, bu özel arkadaşlar, artık hücrenin içerisinde sitoplazmadaki organelleri bakmak, bu daha sonradır. Sonra da bakalım ki ve hayvanların hücrelerinden oluştuğu gözlemlenmesi. Bu da hücrenin genel yapısıdır. Olmaz. Bu özel yani sitoplazmadaki mitokondri daha sonra gerçekleşir. Cevabımız C şıkkı. Şekildeki bir hücre bölünmesi modeli veriliyor arkadaşlar. Bu modele göre KLM ile gösterilen hücrelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. Arkadaşlar baktığımızda 2N kromozomlu hücreden N kromozomlu 4 hücre oluştuğu için bu bir mayoz bölünmedir arkadaşlar. Üreme ana hücrelerinde görülen mayoz bölünme. Bakalım arkadaşlar. M hücresi sperm ana hücresi olabilir. Üreme ana hücresi yani evet olabilir. K ve L hücresi sperm hücresi olabilir. Evet arkadaşlar üreme hücresi olabilir. M ve L hücreleri genetik yapıları aynıdır diyor. M ve L'ye bakalım. Hayır. Mayoz bölünmede parça değişimi olduğu için genetik yapısı aynı olmaz. Cevabımız C şıkkı. M hücresi mayozda 4 yeni hücre oluşturmuştur. Bakıyoruz. 1, 2, 3, 4 yeni hücre. Bu da doğru. Hangisi yanlıştır dediği için cevabımız C şıkkı. Arkadaşlar şekilde soru işaretiyle gösterilen kısmın görevi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Aşağıda hayvan hücresiyle ilgili şekil verilmiş. Bakıyoruz arkadaşlar hücre zarı, bu soru işareti hücre zarı. Enerji üretimini sağlamak, bu arkadaşlar mitokondrinin görevi. Hücre faaliyetlerini yönetmek, bu çekirdeğin görevi. Madde giriş çıkışlarını kontrol etmek, evet arkadaşlar hücre zarının görevi. Doğru cevabımız C. Hücredeki atık maddelere depolamak, bu kofulun görevi. Hücre zarının görevini sorduğu için cevabımız C şıkkı. Bir öğrenci fen bilimleri dersinde hücre, doku, organ, sistem, organizma ilişkisini resimlerle açıklamaktadır. Bu öğrenci bu ilişkiyi resimlerle açıklarken organ yerine aşağıdakilerden hangisi kullanmalıdır? Arkadaşlar organ dediği için cevabımız kalp organdır. Bakıyoruz arkadaşlar hücre B şıkkında, doku C şıkkında, kan dokusu, sistem de D şıkkında var arkadaşlar. Organ da A şıkkında. Bize organı dediği için cevabımız A şıkkı. Öğrencilerin bu konuyla ilgili verdikleri örnekler doğru olduğuna göre öğretmenin anlattığı konu aşağıdakilerden hangisidir diyor. Öğretmen öğrencilerden anlattığı konuya ayrı örnekler vermesini istemiş. Nokta nokta ile ilgili örnekler verir misiniz? Bakalım örneklere. Civcivin tavuk haline gelmesi, arkadaşlar büyüme ve gelişme mitozla olurdu. Toprağa dikilen fasulyenin tohumunun yeni bir bitki oluşturması, gelişme yine mitozla. Döllenmiş yumurtadan embriyonun oluşması yine mitozla arkadaşlar. O halde mitozun büyüme ve gelişmesiyle ilişkisi. Bakıyoruz. A şıkkı mitozun büyüme ve gelişmesiyle ilişkisi. Evet A şıkkı doğru cevabımız. Biz diğerlerini de okuyalım. Mayozun üreme etkisi. Burada mayoz yok arkadaşlar örneklerde olmaz. Canlıların üremesi yok böyle bir şey. Eşeğil üreme yok arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Bir öğretmen sınıfa hücre bölünmelerinin 4 farklı evresine ait posterler getirmiş ve öğrencilerden mitoza ait olanları seçmelerini istemiştir. Buna göre öğrencilerin numaralandırılmış posterlerden hangisini seçmeleri beklenmez diyor. 1'e bakıyoruz mitoz olabilir, 2'ye bakıyoruz olabilir, 3'e bakıyoruz arkadaşlar dikkat ettik mi? Burada şuraya dikkat ederseniz ve şuraya parça değişimini görürsünüz. O halde parça değişimi mayoz bölünmede gerçekleşiyordu arkadaşlar. Bu olmaz. 4'e bakıyoruz. Arkadaşlar hücre zarının kaybolması, ipliklerin oluşması hem mitozda hem mitozda olabilir. Halde hangisi beklenemez diyor. Cevabımız C şıkkı mayozda olduğu için mitozda beklenmez. Canlılardaki hücre bölünmesinin 2 farklı tipi numaralanmış modellerle gösterilmiş. Bu bölünme tipleriyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. 1'e bakıyoruz arkadaşlar. 2N'den 2N 2 hücre oluşmuş. 1 mitozdur. 2'ye bakıyoruz arkadaşlar. 2N kromozomdan N kromozomlu 4 yeni hücre oluşmuş. Bu mayozdur. O halde arkadaşlar şıklara bakalım. Hangisi yanlıştır diyordu. 1'deki bölünmeyle bazı canlılar üreyebilir. Doğru arkadaşlar. Mitoz tek hücreli canlılarda üremeyi sağlardı. 1'deki bölünmeyle vücutta onarım sağlanır. Evet mitoz vücutta onarımı sağlardı. Doğru. Yaraların iyileşmesi ve onarımı sağlardı. Doğru. 2'deki bölünme tipi eşeğili üreyen canlılarda görülür. Evet arkadaşlar mayoz eşeğili üreyen canlılarda görülür. Doğru. 2'deki bölünme sonucunda oluşan hücrelerin genetik yapısı birbirinin aynısıdır diyor. Yanlış arkadaşlar mayozda parça değişimi olduğu için birbirinin aynısı değildir. Cevabımız D şıkkı olacak. Bir öğrenci canlılardaki yapıları aşağıdaki gibi sıralamış. Buna göre yukarıdaki şekil bu sıralamada hangi basamağı temsil etmek için kullanılmıştır? Arkadaşlar bakıyoruz. Akciğer. Akciğer nedir? Bir organdır. O halde organ basamağı cevabımız ne olacak? C şıkkı organ olacak. Ali şekildeki bitki hücresini inceleyip gördüğü organellerden 3 tanesinin görevini kartonlara yazmıştır. Buna göre görevi yazılmayan organel aşağıdakilerden hangisidir diyor. Bakalım arkadaşlar, hücreyi yönetir nedir? Çekirdek. Enerji üretir nedir? Mitokondri. Fotosentezle besin üretir nedir? Kloroplast. Neyin görevi yazılmamış? Ribozomun görevi yazılmamış. Bakıyoruz hangi şıkta var? D şıkkında var. Şekilde bitki ve hayvan hücrelerinde bulunan yapılar rakamlarla gösterilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi bu yapılardan birisi olamaz diyor. Bakıyoruz arkadaşlar, bir de mitokondri gösterilmiş. Hem bitki hem hayvan hücresinde var. Burası köşeli olduğu için bitki hücresi, burası oval olduğu için hayvan hücresi. Bakıyoruz 2 ribozom, her ikisinde de ribozom gösterilmiş. 3'e bakıyoruz arkadaşlar, her ikisinde de çekirdek gösterilmiş. 4'e bakıyoruz arkadaşlar, koful gösterilmiş. Peki şıklarımıza bakıyoruz. Çekirdek var mı? Var. Ribozom var mı? Var. Mitokondri var mı? Var. Hücre duvarı gösterilmemiş. Cevabımız ne olacak? D şıkkı. Dersimiz sona erdi. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşça kalın.